Merhaba arkadaşlar, kanalımın ilk videosu ve aynı zamanda Erasmus Plus video serimizin ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle ben Erasmus Plus projelerine katılıyorum. Gerek Yacht Exchange'ler olsun, gerek training kursları olsun. Ve okulda arkadaşlarım ya da tanıdıklarım birçok kişi soruyor, hani neden sürekli gidiyorsun? Daha sonra işte ben anlatınca nasıl işte böyle ücretsiz yurt dışına gidebiliyorsun ya da cebinden para çıkmıyor mu gibi bir sürü soru alıyorum. Ben de dedim ki neden bir YouTube kanalı açıp deneyimlerimi insanlarla paylaşmayayım. Erasmus Plus 2007 yılından bu yana uluslararası öğrenci değişim programı. Tabi uluslararasının daha çok Avrupa boyutlu. Sadece üye ülkeler değil, aynı zamanda üye olmayan atıyorum en büyük örnek biz, Türkiye, Norveç, daha sonra üye olmakta da katılan Balkan ülkeleri, işte Makedonya'dır, Sırbistan'dır falan yararlanabiliyor. Erasmus Plus çok geniş bir kavram. Yani bunun içinde Erasmus Plus stajı var, gençlik değişimleri var, eğitim kursları var, hepimizin bildiği eğitim amaçlı değişimler var, konferanslar var, bildiğimiz 2 günlük falan sürüyor bunlar. Üzerinde duracağımız training, kurs ve Yacht Exchange, ikisinin pek bir farkı yok. Sadece gidince amaçları farklı. Onun haricinde bu videoda bunların üzerine duracağız. Evet, gelelim Yacht Exchange ve training kursları. Bu Yacht Exchange ve training kursları ayıran en büyük iki özellik, Yacht Exchange'lerde yaş aralığı 13 ve 30. Training kurslarda ise yaş sınırı yok. Ama birçok training kursun minimum yaşı 18 oluyor. Üst yaş olmuyor. Çünkü training kurslarda da trainerlar, yani eğitmenler oluyor. Takdir edersiniz ki deneyimli insanlar oldukları için haliyle 30'dan büyük olabiliyorlar. Bu yüzden yaş sınırı yok burada. 30 yaşından büyükseniz de sizin için umut var. Yani projelerin çoğu Yacht Exchange ama training kurslarda azımsanmayacak kadar fazla. Training kursu ve Yacht Exchange'de dil zorunluluğu yok. Kağıt üstünde yok ama training kursu, yani eğitim kursuna giderken sizden bir dil yeterliliği bekliyorlar. Yani bize İngilizce belgesi getir, konuşsun falan şey demiyorlar tabii ki. Ama istiyorlar ki yani siz de orada fikrinizi belirtebilin, siz de katılabilin, tartışmaları anlayabilir. Yacht Exchange'de ise dil zorunluluğu yok. Bu da üniversitedekiler veya lisedekiler için dil geliştirmek için çok güzel bir fırsat. Açıkçası ben İTÜ'de okuyorum, hazırlık bitirdim. Yani İTÜ'nün hazırlığı bana İngilizce öğretti mi? Öğretti. Ama fark ettim ki bu konuşmadan, hani bunu deneyimlemeden olmuyor. Benim için en azından böyle. Sizin için ne olur bilmiyorum. O açıdan ben de daha fazla öğrendiğimi hissettim diyebilirim. Bu da işin güzelliği yanı. Şimdi nasıl ücretsiz yurt dışına çıkıyoruz, ona gelelim. Önce kendinize şunu sormanız lazım. Tamam, ücretsiz yurt dışına gideceğim. Ama ben bunu gerçekten istiyor muyum? Çünkü bu olay hani dıştan güzel göründüğü kadar, ki güzel zaten, ama bunun biraz daha hani eksisi demeyeyim de bazı noktaları var değinilmesi gereken. Mesela konfor alanının dışına çıkıyorsun. Orada her şeyi kendin bulmak zorundasın. Mesela projenin bir yeri oluyor. Sen oraya kendin ulaşmak zorundasın. İşte havaalanından, şehir merkezinden, şehir merkezinden oraya bunları halledebilecek misin? Yani bunu kendine sor, evet diyorsan ve gerçekten bunu yapabilirim, istiyorum diyorsan, o zaman gidiyoruz. İkincisi, Facebook grupları var bununla ilgili bir sürü. Atıyorum, Erasmus Plus Türkiye, enter. Zaten bir gruba katılsanız yeter, hadi ikincisine de katılın. Erasmus Plus Türkiye yazınca zaten bir sürü çıkıyor, işte proje bulma bilmem ne. Bir iki tanesi yeter çünkü genelde proje paylaşırken, yani ben birçok grupta paylaşıyorum işte bu projeleri, şu katılımcıları arıyoruz. Birçok kişi de bunu yapıyor, yabancı ya da Türk olsun. Projeyi aradık, bulduk. Atıyorum, nerede diyelim, İtalya'da bir proje. Kendi gittiğim projeden örnek veriyorum. Mültecilerle alakalı. İşte onların çektikleri sıkıntılar, avantajlar, dezavantajlar falan filan, bunların araştırılması, üzerine tartışmayla ilgili bir konu. Şunu düşün. Bu projenin öncelikle içeriği, daha sonra tarihi ve ülkesi bana uygun mu? Bu üçünü kesin düşün çünkü
Yani düşünmeden yapılınca bir şekilde pişman olunabiliyor. Mültecilerle ilgili çalışmak istiyor musun? Kendimden örnek vereceğim yine. Ben şeyi planlama okuyorum. Yani toplumlar üzerine çok aldığım ders var. Yani buna çok çalışıyoruz. Mülteciler de bunun ister istemez bir parçası. Dedim ki yani ne kaybederim? İçerikle ilgili şuna değinmek istiyorum. İçeriği çok alakasız olan, yani çok ilgilenmediniz, öylesine yazdınız, gittiğiniz bir konu. Gittiğiniz yerde de insan haklarıyla ilgili bir şey ama siz bu konuyla ilgilenmiyorsunuz. Sürekli workshoplar bunun üzerine, tartışmalar bunun üzerine, hani tabii yeni insanlar tanışıyorsun, ortamlar güzel bilmem ne. Ama günümüzün büyük bir çoğunluğu böyle geçiyor. Yani bunları tartışmakla geçiyor. Dolayısıyla ya gitmeden önce biraz bilgi edinin, eğer alakasız bir konuya başvurduysanız, ya da o konuya başvurmayın. Yani çünkü orada böyle sessiz, sakin oturmak kimseye yararlı değil. Ne oradaki tartışmaya bir katkı sağlıyorsunuz, ne de temsiliyetinizi gösterebiliyorsunuz. Çünkü siz oraya yani Türkiye'yi temsilen varsınız yani bir noktada. Hoş olmaz bence yani. Alakasız bir şey olunca da gitmez miydin? Giderdin belki ama konuyla ilgilenmiyorsan gidersin, ilgilenmiyorsan gitmezsin. Bu kadar basit. Neyse, içerik diyelim. İçerik size uygun. Tarih çok önemli. Çok çok önemli. Çünkü gitmek istediğiniz bir sürü proje genelde bizim vize final tarihlerimize geliyor. Evet, maalesef böyle. Ama şöyle bir güzelliği var. Sizin okulunuzda nasıl bilmiyorum ama iki de şöyle. Ben davetiyemi ve dilekçemi öğrencilerine veriyorum. Erasmus Plus kapsamında olduğu için onlar beni akademik izinli sayıyor. Dolayısıyla sınavım varsa gelince telafisine giriyorum. Telafi sınavına girmenizi önermem çok ama çok istiyorsanız böyle yapabilirsiniz. Ülke de şöyle mesela atıyorum. Norveç'e çıktı. Yani düşünün İstanbul'dan Norveç'e bilet fiyatı. Tabii ki bunlar ücretsiz. Şöyle bunlar ödeniyor ama çoğu projede önden siz ödüyorsunuz. Bu konuya geleceğim. Mesela bunu istemeyebilirsiniz. Norveç bileti pahalı olduğu için önden bunu ödemek istemeyebilirsiniz. Gayet doğal, ya da soğuk olur ya da o tarihte sürekli gece olur, gündüz olur falan filan. Veya İspanya çıkar çok sıcak dersiniz ki öyle diyecek dedim pek tanımıyorum etrafında. Ama olur ya, ben yine de değineyim. Şimdi projeye başvurdun. İçerik, tarih, ülke tamam. Pasaportun var mı? Pasaportun varsa en az 6 ay geçerli olması lazım. Yani 6 aydan az kaldıysa olmuyor. Kapıda kalırsınız, gidemezsiniz. Ben bunu yaşadım, İspanya'ya gidiyorduk. Bizim grup liderimiz de hatta öğretmendi Uğur Hoca. Adamın pasaportunun bitmesine 5 ay varmış. Adamın bileti alındı, yani kendi cebinden önden aldı, onu da söyleyeyim. Bileti alındı, her şey hazır. Hani onun yerine gidecek yedek birisi falan düşünülmemişti. Bir baktık kapıda kaldı. Yani gidemezsin. O açıdan pasaporta da dikkat etmek gerekiyor. Vizeniz var mı? Ki buna bakabilirsiniz aşağıya. Vize gerektiren ülkelerin listesini ekleyeceğim. Schengen vizesi alırken projenin red mektubunu, davetiyesini siz gösterdiğinizde, yani belgeleriniz arasında onları da eklediğinizde, yani size vize vermemeleri çok düşük bir ihtimal. Birçok proje başvururken motivasyon mektubu, resume, yani CV ister. Bunları da dikkatli yazmanız gerekiyor. Şunu sormanız gerekiyor kendinize. Ben bu projeye katılırken motivasyonum ne? Neden katılmak istiyorum? Gezmek için, işte yeni yerler görmek istiyorum falan yazmayın bence. Projenin asıl amacına uygun yazmanız gerekiyor. Açın info peki okuyun, zor değil. Yani orada yazıyor. Böyle bir metin koymuş adam. Onu oku. Yani yaz ki oraya. İnsan hakları üzerine çalışmalar yapmak istiyorum. Buna ilgiliyim. Bu konuya çalışmak istediğim bir konu olmuştur. Böyle şeyler yazmanız gerekiyor. O açıdan birazcık yağlamak gerekiyor başvuru formunu. Tabii bunların hepsi CV, motivasyon falan hazır. Motivasyon mektubu falan hazır. Başvurunu gönderdim. Cevap gelmezse üst üste yazma o kuruluşa. Çünkü belki de o kuruluş bir sürü proje düzenliyor ve sen onun başka bir projesine de başvuracaksın. Bazıları var böyle, bir sürü mail atıyorlar. Yazmayın. Yani bir kere yazın, yazacaksanız işte durumun gidişatı hakkında bilgi almak istiyorum. Ya bizim bir proje var, ne oldu gibisinden bir şey yazın. Zaten orada cevaplayacak olan insanlar da senin benim gibi insan. Yani çoğu öğrencidir. Eğer redse, yani onaylamadıysa sizin başvurunuzu,
Ya red cevap gönderir ki bunu 10 kuruluştan kişi anca gönderir ya da cevap vermez. Yani. O yüzden cevap gelmezse ya da red alırsanız pes etmeyin. Yani bir sürü deneyin. Yeniden deneyin. Çünkü yani ben bir yıl boyunca sürekli başvuruyorum. Ya motivasyon mektubumu değiştiriyordum, ya CV'mi değiştiriyordum. Bir şeyler gelişiyordu sürekli, geliştiriyordum. Ama yine de başvuruma kabul alamıyordum. Daha sonra kurumlar sizi tanıyıp size güvenip işte gider misin diyorlar ya da şöyle bir projemiz var diyorlar. Ya da siz kurumlarda gönüllü oluyorsunuz. Sivil toplum kuruluşu Türkiye'de bir sürü var. Birinde gönüllü oluyorsunuz. Zaten çoğunun Facebook sayfası var. Gönüllü ol formları genelde başa tutturulmuş olur. Orada gönüllü olup projelerde daha öncelikli olabilirsiniz. Yani bu bir gerçek. Yani ne yalan söyleyeyim. Ben de bir iki tane sivil toplum kuruluşunda gönüllü bir proje olduğunda mesela eğer ben müsaitsem ben gidebilir miyim buna diyorum. Sonuçta benim buna hakkım var, anlıyor musun? Gönüllü bir şey yapıyorum. Bunun bir win-win situation olması gerekiyor. Kurum başkanları da zaten bu durumu gözetiyorlar genelde. Sizin gitmeniz olası oluyor. O yüzden bir yerde gönüllü olmanız her türlü sizin artınıza. Eğer bunların hepsini yaptıysanız da artık bundan sonrası şans. Şöyle bağlayabilirim aslında. Çok alakasız mı olur bilmiyorum ama Erasmus Plus'ı duymanız bile bir şanstır belki. Yani ben ilk defa yurt dışına çıkmaya çalıştığımda Erasmus Plus'ı falan bilmiyordum. Isaac diye bir kuruluş vardı. Onu da videosunu çekeceğim. Onunla yurt dışına çıktım. Orada arkadaşım vardı. Aynı zamanda ev arkadaşım Ece. O Erasmus'tan bahsetti. Öyle buldum. Yoksa nereden duyacaktım da nereden ne olacak? O süre zarfında bile üniversitedeydim ama Erasmus Plus'la böyle projelere giden birini tanımıyordum. Bu açıdan şans önemli. Projeye gittiniz, projeye kabul edildiniz, gittiniz. Yani orada güzel bir ortam oldu, yemekler güzel, otelde kalıyorsunuz falan. Her şey bitti, veda kısmı kötü biraz. Peki geri ödemesi. Yani çoğu kuruluş adına söylüyorum. Bazı kuruluşlar uçak biletini önden alabiliyor. Uçak biletini siz aldınız, vize parasınız belki vizeli bir yere gidiyorsanız. Başka ne masraf olmuyor? Başka masraf olmuyor. Tamam. Yani bunların geri ödemesi oluyor. Tabii siz uçak biletlerini, şeyleri falan atmıyorsunuz hiçbir şekilde. Aldığınız boarding pass olsun, faturası olsun gidince kuruma teslim ediyorsunuz. Kurum size ya onları verince direkt cash ödüyor ya da diyor ki 60 iş günü içinde ben bunu senin gönderici kuruluşuna göndereceğim. O da sana gönderecek. 60 iş günü beklemelisiniz. Ki bence değer, kazandığınız deneyim, yani beklediğinizde kesinlikle değecek bir şey. Dışına nasıl çıkıyorumun genel anlamda anlatılışı bu şekildeydi. Bunları tek tek ayrıntılı olarak bir projeye nasıl başvurulur, tek tek böyle Facebook ekranını açacağım, bir projeye başvuracağım. Motivasyon mektubu nasıl yazılır, CV nasıl hazırlanmalı, redresyon. Erasmus stajı, bunun hakkında da çekeceğim, kabul aldım. Sonra Schengen vizesinde yaşayabileceğiniz olası sıkıntılar, yani çünkü bazı konsoloslukların bu Erasmus'tan haberi yok. Benim küçük pişmanlığım, azımsanmayacakları ya da bana kattıkları olan Isaac. Yani bunlar hakkında da videolar çekeceğim aynı seride. O açıdan eğer bu videoları da izlemek isterseniz ne yapmam gerektiğini siz biliyorsunuz zaten. Teşekkür ederim izlediğiniz için. O zaman diğer videomda görüşürüz.